Herkese merhaba arkadaşlar. Kutay'ı okula bıraktım. Sonra kızımla beraber dönüşte de hemen eve uğramayalım dedik. Birazcık gezdik, dolaştık, şöyle oturduk yorulduğumuz yerde. Bayağı dışarıda vakit geçirdikten sonra Kutay'ın beslenmesi için süt almam gerekiyordu. Süt almaya girdik. Birkaç parça bir şey daha aldık. Mantı almıştım. Onu da buzluğa koydum. Dondurma da aldık gelirken. Şimdi derinim yiyor. Ben de hemen dondurmamı alacağım. Dondurma keyfimizi yaptık. Dizi izledik. Shiva's Pretty'yi bitirdik beraber. Tabii ki her gün izlemiyor ya da izlediğinde bir bölüm bitirmiyor falan. Tabii uzun sürüyor, 16 bölümde olsa Kore dizileri yani. Neye başladık bugün? You Are Beautiful. Ben Shiva's Pretty de olsun, You Are Beautiful da olsun daha öncesinde izlemiştim ama kızımla beraber yine izliyorum. Çünkü çok eski diziler ve ben yani yıllardır Kore dizileri izliyorum. Birçok diziyi izledim, önceki eski dizileri yani. Evet, neler aldık? Şunu göstereyim. Eti burçak aldım. Böyle tatlılarda iyi oluyor. Bazen ben çayın yanına da bir iki böyle adet bisküvi almayı seviyorum. Bir tane kedicili bisküvisi aldım. Bunu da çıkarmıştım. Göstereyim. Bu mantıyı aldım. Bunu da bu akşam yapacağım arkadaşlar. Emrah zaten yemeğe yetişemeyecekmiş. Emrah mantıyla da arası yok. Çocuklarla bana bu yeter. Bunu yeniden dolaba koyalım. Pudul aldım. İki tane sarı. İki tane de yeşil aldım. Bayağıdır da noodle da yapmıyorum. Noodle da almıyorum. Alayım dedim. Kutay'ın sütü için gitmiştik zaten. Bime biliyorsunuz. 7 adet almışım. İki tane de dondurma aldık dediğim gibi. Evet, bir Bim alışverişim bu şekildeydi. Biraz önce de bir kargom geldi. Onu da beraber açalım. O kargomuza baktıktan sonra da odaları bir süpüreceğim. Süpürme işi yapmadım bugün. Katlanacak çamaşırım var ama onu katlar mıyım yoksa sonra ayağıma bırakırım. Bakacağız duruma göre artık. Kızım da odasında ders çalıştığı için kapıyı çektim. Güzel de paketlenmiş. Boyutu da göründüğünden daha da büyükmüş. Derinliği falan da hiç fena değil. Çok hevesim vardı bunda ve güzel indirimde yakaladım. Bir de kupon da vardı. 4 adet bu Poland'ın kaselerinden aldım. Sapasağlam geldi. Gördüğünüz gibi kaseler böyle. Çorba içinde gayet uygunmuş bu kaseler. Bir emin olamamıştım alırken ama derinlikleri falan hiç fena değil. Çok beğendim. İyi ki almışım gerçekten. Ama indirimini bekliyordum bunun zaten. Hep benim favorilerimdeydi. Normal fiyatıyla almazdım bunu açıkçası. Çok güzel. İster tatlı, ister salata, ister çorba. Artık nasıl kullanmak isterseniz. Çok güzelmiş. Yani bununla içecek bile içebilirsiniz. Kim engel olabilir ki? Servis tabaklarınızın hemen köşesine buna salata koyabilirsiniz. Çorbanızı koyup buraya ana yemeğinizi koyabilirsiniz. Hamburger, patates falan almışsınızdır. Buna turşularınızı koyarsınız köşede. Çok güzel olur. İyi ki almışım arkadaşlar. Bir de indirimde alınca daha da tatlı geliyor böyle. Hiçbir sorunu da yok. Çatla, ne bileyim yazısında soyulması vesaire. Güzel günlerde kullanalım inşallah. İç içe koyunca da şöyle doğru dürüst yer bile kaplamıyor valla. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Bunun da böyle ortasına koysak falan. Çok güzel görünmüyor mu? Tabaklarla tonları birebir aynı değil zaten. Belli oluyordur belki. Hani şununla daha çok uyumlu da ton olarak. Şu biraz daha beyaz kalıyor. Bu biraz daha kırık beyaz ama hiç sorun değil yani. Neyle kullanırsanız bence olur. Nasıl beğendiysem artık kaç kere gösterdim arkadaşlar. Evet, dediğim gibi güzel günlerde kullanayım. Artık süpürebilirim odaları. Odaları süpürdüm. Çamaşır makinesine çamaşır tekrardan attım. Ondan sonra onu da kurutmaya koydum. Bir makine de sabah çıkarmıştım. İki makine çamaşır katlayacağım yani akşam. Neyse hallederiz ya, sorun değil. Birazcık da sohbet edelim. Dün Emrah Anneler Günü'ne
ne istediğimi, ihtiyacımın ne olduğunu falan sordu. Ben de dedim ki hani zaten tencere takımını aldın. O da dedi ki ya sonuçta eve aldım ben onu. Bir de sen hani böyle ev eşyasını falan pek hediye olarak sevmezsin alınmasını dedi. Dedim yani benim için böyle sevgililer günüdür, anneler günüdür, kadınlar günüdür, cart curt böyle bunlara pek ben önem vermem. Benim için önemli olan doğum günüm, evlenince de evlilik yıl dönümü. Bu kadar. Benim için bunları unutmasın. Bana yeter. Öyle çok büyük hediyelerde falan da hiç gözüm olmadı. Bütçesine göre bir şey almak istiyorsa hediyenin büyüğü küçüğü zaten olmaz. Alır da yani. Hiç boş geçirmedik. Ne o ne ben. Onun dışında diğer günler değeriniz bilinmedikten sonra sadece o günlerde kadın olduğunuz hissettirilmiş, anne olduğunuz hissettirilmiş, sevgili olduğunuz hissettirilmiş neye yarar? Bence bu tarz özel günler yani anneler günü, babalar günü, kadınlar günü, sevgililer günü falan böyle çok yoğun bir iş temposu olan, iş hayatı olan insanların bir şekilde görüyorlar. Aa işte o yoğunluktan unuttum, şunu yapayım, bunu yapayım, arayayım, bunu alayım falan diyebilirler. Hani onlar için belki olabilir ama onun dışında bilmiyorum. Benim için gerçekten bir önemi yok. Emrah'a hep söylerim. Zaten doğum günüm geliyor. Biliyorsunuz anneler günü 20 Mayıs doğum günüm. Ondan 15 gün bir ay sonra falan da evlilik yıl dönümümüz. Benim doğum günümden 2 hafta sonra da eşimin doğum günü falan. Yani şu birkaç ay bizim özel günlerimiz anlayacağınız. Onun için de ne istiyorsun dedi. Dedim vallahi hiç aklımda bir şey yok. Geçen sene biliyorsunuz dudak dolgusu çok istiyordum. Onu yaptırmıştım. Emrah da onu ben öderim demişti. Öyle bir hediye olmuştu. Bu sene hiç aklımda bir şey yok. Bir de böyle ben çok altın seven biri de değilimdir. Hani alayım takayım falan. O hevesim yok. Ha ilerleyen zamanlarda olur mu bilmiyorum. O yüzden Emrah da böyle durumlar için ben bir şey istemediğimde ya da aklıma bir şey gelmediğinde bana zamanda bir hesap açmıştı. Altın hesabı. Özel günlerde bir şey bulamazsa oraya para yatırıyor. Emrah bana şey demişti. Hani annelerimizin nasıl ki pazardan arttırdığı, marketten arttırdığı zamanlar vardı. Sen de oraya ben böyle arada atayım. Sen yine kendin atarsın falan diye. Öyle bir hesap açmıştı. Ama tabii ki onun hesabı benim hesabı diye bir şey yok evlilikte. Her şey ortak. Allah'ım kötü günler için harcamayı değil de böyle güzel günler için harcamayı nasip etsin inşallah. Bütçesine göre ayarlayıp oraya para göndereceğini söyledi. Sen bilirsin dedim yani. İstediğin bir şey olursa yine oradan bozdurur alırsın ya da orada bekler birikir dedi. Değeri bilinen, sevilen tüm kadın için, erkekler için her gün anneler günü, babalar günü, sevgililer günü, kadınlar günü. Yeter ki sevdiğimizi hissettirelim, sevildiğimizi hissedelim. En önemlisi bu. Sadece bir gün değil her gün. Çünkü değil ertesi günün, önümüzdeki saatin, dakikanın nasıl olacağını, neler yaşayacağımızı bilmiyoruz. Çocuklarım olsun, eşim olsun, hayatımdaki insanlara sevdiğimi söylemekten hiç çekinmem. O yüzden şüpheye düşmez benim hayatımdaki insanlar acaba beni seviyor mu diye. Herhalde bu da Boğa burcunun özelliğidir. Yani sevdiğim de belli olur. İstemediğim, sevmediğim ortamda olduğum da çok belli ederim. O yüzden şüpheye düşmez benim hayatımdakiler. Çünkü sevdiğimi her daim söylerim, belli ederim. Bunu söylemekten de çekinmem yani. Hayat çok kısa. Ne ben gözüm arkada gideyim, keşkelerle kalmayı istemem. Çocuklar da öyledir mesela. Durup dururken çok sık söylerler. Anne seni çok seviyorum, baba seni çok seviyorum diye. Çünkü evin için hep bu şekildeyiz. Sevgi hissettirilince güzel, hissedince güzel. Kutayı almaya giderim birazdan da. Aldıktan sonra da mantı yağışlarım. Hem Kutay o ara dinlenir eder. Zaten aç gelmiyor biliyorsunuz çoğu zaman. Derinim de acıkmadım diyor. Öyle haşlanana kadar da çocuklar acıkır diye düşünüyorum. Sonra üçümüz yemeğimizi yeriz. Oğlum aldık. Geldik. Mantı da haşlandı. Sarımsaklı yoğurdumuzu da yaptım. Şöyle üçe böldüm. Biraz sos da yaptım. Toz biberli, tereyağlı. Derinin bol yoğurtlu sever benim gibi. İçeriye yer sofrasını kurdu çocuklar. Çatal falan da gitti. Bardaklar da gitti. Oh. Dünyanın en güzel yemeği olabilir mi? Çok azıcık koyacağım kutaya. Normalde istemez de. Belki sever böyle. Azar azar koya koya. Mantılarımız hazır.
Bir de içeceklerimiz var. Birazcık da turşu çıkardım sofraya. Çocukların isteği üzerine birazcık kornişon turşu falan. Evet, o zaman bize afiyet olsun. Biz yemeğimizi yedik. Mutfağı da toparladım. Emrah da geldi bu arada. O da yemeğini yedi tabii ki. Odaya geldim. Katlanacak çamaşırlarım vardı. Epey bir var hatta. Onları katlayacağım. Yerine yerleştirdikten sonra da artık bir bardak bir bitki çayı içerim ya da soğuk kahve mi içerim emin değilim ama bir şey içerim yani. Bir de dizi keyfi yaparım. Neye başladım? Kardan Kız. Evet, ona başladım. Bu da yine böyle bir suç dosyası gibi, bir cinayeti araştırıyorlar falan. Devamı gelecekmiş gibi de görünüyor. Çünkü birkaç tane konu var dizinin içerisinde. Bilmiyorum devamı gelir mi ama sanki bana öyleymiş gibi geldi. Bitirmedim gerçi de, belki sonuna doğru onu da kimin yaptı belki çıkacaktır falan. Yani bu tarz dizilere, bu tarz konulara taktım şu ara nedense. Evet, insana bundan önceki videoda da söylediğim gibi biraz kalbine ağır, garip hissettiren, Allah'ım sen koru, Allah'ım sen bizlerin yanına, çevresine böylelerini yaklaştırma diyerek izlediğimiz diziler, konular, ama yine de izlemeyi seviyorum bu tarz şeyleri. Evet, ben artık videomu burada sonlandırayım. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.